Merhaba hocam. Uzun bir süreden sonra yeni bir videoyla bir aradayız. Merhaba Gözdeciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün çok merak edilen sorularla sünnet konuşmak istiyorum. Hazır mısınız? Evet, hazırım, başlayabiliriz. Kısaca sünnet nedir? Bahsedebilir misiniz? Sünnet, penisin temizlik ve hijyenini kolaylaştıran penis ucundaki sünnet derisinin cerrahi bir işlemle alınması, penis ucunun açığa çıkartılması işlemidir. Dünyadaki en sık yapılan cerrahi işlemlerdendir ve en eski cerrahi işlemlerdendir. Farklı toplumlarda, dinlerde sünnet uygulamaları hep ola gelmiştir. Günümüzde de en sık yapılan ameliyatlardandır diyebiliriz. Hocam kimler tarafından sünnet işlemi yapılabiliyor? Sünnet işlemi günümüzde artık deneyimli merkezlerde, hijyen şartları altında bu konuda deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır. Hocam sünnette ideal yaş aralığı nedir? Bu çok tartışılan bir konu biliyorsunuz ki. Evet, ailelerin bize sıkça sorduğu sorulardan hangi dönemde yaptırmalıyız, ne zaman yaptırmalıyız? Bizim bu konudaki deneyim ve önerimiz şöyle. 0-2 yaş, yani yeni doğan ile 2 yaş, özellikle 3-4 ay civarında daha kolay olduğunu düşünüyoruz ve öneriyoruz. Ama 0-2 yaş aralığında her dönemde yapılabilir. Sadece daha erken dönemlerde sadece lokal anestezi ile işlemin yapılması, yani sedasyon dediğimiz sarhoşluk anestezisine bile ihtiyaç duymadan işlemi yapabiliriz ve çocuğun işlemle ilgili bir hatırası olmayacağı için bizim için daha rahat bir dönemdir. İyileşmesi de hızlıdır. Onun dışında okul çağında, yani 6-7 yaş civarında sünnet işleminin yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. 3-4-5 yaş aralığında da yapılabilir mi? Evet, eğer bir gereklilik varsa, yapışıklık varsa sünnet işlemi yapılabilir. Ama yönetimi biraz daha çocuğun kontrolü daha zor bir dönem olduğu için, olayı kavrayamadığı için farklı tepkiler geliştirebilmekte ve hareketli olduğu bir dönem. O nedenle biz 3-4 yaş aralığında çok önermiyoruz. Kısaca 0-2 yaş ve 6-7 yaş grubunda işlemin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Anestezi dediniz. Sünnet işleminde anestezi uygulanıyor mu? Çocuk için bir zarar var mıdır? Farklı anestezi türleri var. Bizim en sık tercih ettiğimiz lokal anestezi. Sadece işlem bölgesinin uyuşturulması. Ama kontrol daha zor olan çocuklarda kooperasyon yeterli değilse sedasyon dediğimiz hafif bir sarhoşluk anestezisi de ekleyerek yapabiliyoruz. Genel anestezi yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Bir sakıncası yok. Ama biz sünnet işlemi için genel anestezinin fazla olduğunu düşünüyoruz. Aileler de genellikle sünnet işlemi için genel anestezi uygulanmasını tercih etmemekteler. Tabii ki bu konuda karar verirken aile bireylerinin de fikirlerini, görüşlerini almakta fayda var. Ama bizim rutin uygulamamız lokal anestezi, gerektiğinde sedasyon dediğimiz sarhoşluk anestezisinin verilmesi şeklinde. Sünnet öncesi nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Hastaneye gelirken yanımızda ne getirelim? Sünnet öncesinde herhangi bir hazırlık gerekmiyor. Çünkü sünnetten sonra bebeklerde gene bir krem sürerek bezinin bağlanmasını öneriyoruz. 6-7 yaş grubu çocuklarda da gene krem ve sünnet kiloduyla gönderiyoruz. Öncesinde yapılması gereken işlemle ilgili bir hazırlık yok. Sünnet işlemi öncesi aç ya da tok olmak fark eder mi? Bütün cerrahi işlemlerde biz 4-5 saatlik bir açlık öneriyoruz. Bunun neden gerekli olduğunu anlatmaya çalışayım. Anestezi sırasında genel anestezi ya da sedasyon anestezisi verildiğinde bilinç azaldığı için kusma olasılığı yükseliyor, kontrol azalıyor. Midedeki gıda artanı yemek borusundan taşarak nefes borusuna ve akciğerlere giderek solunum problemlerine, istenmeyen durumlara yol açma riski olacağı için bir açlık öneriyoruz. Ama bebeklerde özellikle sadece lokal anestezi kullanılacağı için uzun bir açlık gerekmemektedir. Sorunuzun cevabı yaklaşık 3-4 saatlik açlık bizim için yeterlidir. Sünnet işlemi sonrasında çocuklar ve bebekler çok ağlıyor mu? Bu da ailelerin sıkça sorduğu sorulardan ve bence çok önemli sorulardan bir tanesi. 5-6 yaş grubunda çok büyük sorun yaratmamakta. Tabii ki herkesin ağrı eşiği farklı. Her çocuğun işlemin yarattığı travmaya vereceği reaksiyon farklıdır. Ama bebeklerde eğer anne de çok hassas bir bireyse çocuk işleme girerken, işlemden çıkınca ve bütün gece ağlayabilir. Bunu aileye söylemezseniz daha sonra
ciddi bir memnuniyetsizlik ortaya çıkar. Ama şunu da söylemek lazım. Ağlamasının çocuğun sağlığına hiçbir zararı yoktur. Ama bu genellikle ilk gece olur ve basit ağrı kesici şuruplarla da çözülebilmektedir. Çocuk gece uykusunu uyuyabilmektedir. Ama bunu kontrol etmenin ya da tamamen ağlamasını önlemenin bir yolu maalesef yok. Ama çocuğun sağlığına da bir zararı olmamaktadır. Hocam, sünnet işleminden sonra o bölgenin ıslanmasında bir sorun var mıdır? Kaç gün sonra çocuğa duş aldırabiliriz? Bu noktada da biraz kafaların karıştığını görebiliyorum deneyimlere bakarak. Özellikle bebeklerde, bezli bebeklerde sünnet işleminden sonra işlem bölgesi çocuğun kakasıyla kirlenirse anne daha önce olduğu gibi ıslak bir mendille o bölgeyi silerek, temizleyerek kremini sürüp bezini kapatabilir. Bunda bir sakınca yok. Büyük çocuklarda, 5-6 yaş grubundaki çocuklarda ise işlemden 2 gün sonra duş alınmasını öneriyoruz. Bazen söylememize rağmen bir hafta 10 gün gibi büyüklerin tavsiyeleriyle duş alınmadığını görüyoruz. Bu zannedildiği gibi enfeksiyon riskini azaltan, problem riskini azaltan değil, arttıran bir durum. İkinci günden sonra çocuğun duş almasında yarar vardır diye düşünüyoruz. Hocam, sünnet işleminden sonra çiş yapmanın gecikmesi normal midir? Evet, işlemden sonra çocuklar psikolojik olarak ağrı çekeceğini düşündüğü için ya da biraz ağrı yaşadığı için işlem bölgesi ıslandığında idrar yapmayı erteleyebilirler. Ama sünnet işlemiyle çiş yapmanın bir bağlantısı yok. Sünnet işlemi tamamen penisin dışında derisinde yapılan bir işlem. Hep şunu söylüyoruz, yeterince su içtiğinde çocuklar mutlaka çişini yapacaktır. Yani sünnet işleminden sonra 5-6 saat, 7 saat çişini yapmadığında ailenin endişelenmesine gerek yoktur. Hocam, sünnet sonrasında ağrı oluşursa ne yapmamız gerekir? Sünnet küçük bir cerrahi işlemdir ve elbette her cerrahi işlemden sonra da bir ağrı olur ama bu bizim için baş edilemez bir ağrı değil. Genellikle basit ağrı kesici şuruplarla çözülebilen bir işlemdir. Bebeklerde ilk gece birazcık daha ağlama problemleri ortaya çıkabilir ama 5-6 yaş grubu çocuklarda ertesi gün hemen hemen ağrı problemi bizim için sorun yaratmaz bir hale gelir. Hocam, sünnet işleminden sonra sünnet kilodu kullanmak şart mıdır? Özellikle okul çağındaki 5-6-7 yaş grubundaki çocuklarda sünnet kilodunu önermekteyiz. Sebebi ise işlemden sonra çocuğun çamaşırının sünnet bölgesine temas ederek ağrı, kanama ve enfeksiyon riskini azaltmak için sünnet kilolu kullanımını önermekteyiz. Ancak bebeklerde normal kullandığı bezinin kullanılmasını öneriyoruz. O nedenle 5-6 yaş grubu çocuklarda sünnet kilolu kullanılabilir işlemden sonra. Hocam, sünnet sonrası bebeklerde beziyle devam etmesinin normal olduğunu söylediniz. Peki bazen bezin içine karton bardak ekliyorlar. Bunu kullanmak normal midir? Kullanabilir miyiz? Evet, bu da bizim için ilginç konulardan bir tanesi. Biz sünnet işlemini yaptıktan sonra bebeklerde krem sürüp anneye bezini normal kapatması gerektiğini söyleyerek gönderiyoruz. Ama ertesi gün kontrole geldiklerinde şeyin bezin içerisinden bir kahve kartonu çıkıyor. Onu görüyoruz. Enfeksiyon riskini arttırıyor. İşlem yapılan bölgedeki sızıntıları, akıntıları bez absorbe ettiği için, çektiği için aslında bizim için koruyucu, enfeksiyon riskini azaltan bir etken. Ancak anneleri de anlıyorum, bazen gece ağrıyla baş edemediklerinde bez temas etmesin diye bardak uygulaması yapıyorlar. Bizim rutinde önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz bir uygulama değil. Hocam, çok tartışılan bir konu daha var. Onu da sormak istiyorum Tabii size. ki. Sünnet işlemi sizce gerekli bir işlem midir? Yani sünnetle ilgili şunu söyleyebiliriz. Bir birey sünnet olmazsa herhangi bir problem yaşamaz. Ama sünnet olan bireylerde uzun dönemli çalışmalarda, takiplerde idrar yolu enfeksiyonunun bazı cinsel yolla bulaşan hastalıkların daha az görüldüğü tespit edilmiş. Çünkü penis ucundaki o bölgeyi örten deri katlantısı ortadan kalktığı için hijyen ve temizlik daha kolay olabilmekte. O nedenle biz sağlıklı bireylerde bir engel yoksa sünnet işlemini ben kendi adıma öneriyorum. Ancak dikkat çekmek istediğim önemli bir nokta var.
Sünnet derisinin çok fazla alındığı durumlarda çocuğun ilerideki cinsel hayatı açısından bazı problemler ortaya çıkabilmekte. O nedenle sünnet işleminde teknik önemli. Oradaki derinin ne kadar çıkarıldığı önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biz şöyle bir problem yaşıyoruz. Bazen işlemden sonra aradan 6 ay, 1 sene geçmiş. Aile tekrar kontrole gelebiliyor. Başka bir hekim ya da birisi, herhangi birisi işlemin yeterli olmadığını, az alındığını söyleyerek aileyi tedirgin edebiliyorlar. Aile geldiğinde biz bunun açıklamasını bu şekilde yapıyoruz. Çok alındığında ileride sorun yaratabilir. Çocuk büyüdükçe, cinsel kimliği geliştikçe normal şeklini, olması gereken şeklini alacaktır. O nedenle sünnet derisinin çok alınması da doğru değildir. Hocam, okul çağındaki çocuklarda sünnet işlemine gelmeden önce ailenin bilgi vermesini, kendince bir hazırlık yapmasını öneriyor musunuz? Bu konuda farklı öneriler var. Ancak biz önermiyoruz. Çünkü her ailenin standart bir şekilde doğru cümlelerle, doğru kelimelerle çocuğu bilgilendirmesi ve işleme hazırlaması mümkün değil. Ve çocuğun kendi arkadaş çevresinde, aile bireylerinde, akrabalarında sünnet işlemiyle ilgili yapılacak şakalar vesaire onu daha fazla tedirgin ederek bize gelmesine sebep olabilmekte. Bizim şahsen benim uyguladığım yöntem ya da isteğim ailenin bu konuda çocuğa hiçbir bilgilendirme yapmadan sadece bir kontrole götüreceğiz diye getirilmesi yönünde. Biz tanıştıktan sonra özellikle 5-6 yaş grubunda çocukla bir kooperasyon yakalayıp ondan sonra süreci daha kolay yönetebiliyoruz. O nedenle ailenin bu konuda bir hazırlık yapmasını tercih etmiyoruz. Hocam, sünneti bitirdik. Peki işlem Evet. sonrası iyileşme süreci nasıl oluyor? Biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, bu çok zor ve tuzak bir soru. İyileşme süreci nedir bundan kasıt? Yani çocuğun püpesinin tamamen normal şeklini alması derseniz 1 ay sürer. Bir bebekte ağlamaların azalması, artık daha normale dönmesi derseniz 24 saattir. 5-6 yaşındaki çocuğun rahat tuvalete gidip gelmesi, işlerini yapabilmesi derseniz 2-3 gündür. Okul çağındaki bir çocuğun okula gitmesi derseniz de yaklaşık 1 haftadır. Küçük bir cerrahi işlem olduğu için iyileşme süreci de hızlıdır. Sünnet sonrası oluşabilecek komplikasyonlar nelerdir? Hangi durumlarda endişelenmeliyiz? Hangi durumlarda sakin kalmalıyız? En sık görülebilecek komplikasyonlar doğru olmayan şartlarda ve deneyimsiz merkezlerde yapılan işlemlerde görülebilen yara yara enfeksiyonları ya da teknik problemlerle bağlı gelişebilecek komplikasyonlardır. Onun dışında kanama en sık görülen komplikasyonlardandır. Ama sünnet işleminden sonra görülen kanamalar genellikle avuç içi kadar sızıntı tarzında olan kanamalar ise bizi tedirgin etmez. Ama çocuğun yatağına geçecek kadar sızıntı varsa o zaman da aileye tedirgin olmadan işlemin yapıldığı merkeze gelinmesini ve ilk geceyi orada geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü evde aile bireyleri bu kanama miktarına bakarak tedirgin olabilirler. O nedenle geceyi hastanede geçirmekte fayda vardır diye düşünüyoruz. Sünnet işlemi sonrası kanama, şişlik ve morluk normal midir? Bunlar bütün cerrahi işlemlerden sonra görülebilecek şeylerdir. Özellikle 3-4 yaş grubunda yapılırsa çok tercih etmediğimiz bir yaş aralığı hareketlilik daha fazla olduğu için kanama görülebilir. Şişlik, evet bir ödem meydana gelir. İkinci günden sonra gerilemeye başlar. Normaldir. Bazılarında daha fazla olur. Morluk ise lokal anestezi yapılan yerde iğnenin orada yarattığı travma nedeniyle bir moralma meydana gelir. Bu da yaklaşık 1 hafta 10 gün içerisinde yavaş yavaş geçmektedir. Sünnet işlemi sonrası pansuman gerekir mi? Atılan dikişlerin alınması gerekir mi peki? Biz kendi uygulamamızda sünnet işleminden sonra hiçbir pansuman yapmıyoruz. Bebeklerde temizlikten sonra kremi sürerek bizim bağlanmasını öneriyoruz. Okul çağındaki çocuklarda ise sünnet kiloduyla sadece krem uygulamasının yeterli olduğunu düşünüyoruz. Evet, sünnet işleminden sonra kontrolü nasıl yapıyoruz? Pek çok merkezde sünnet işleminden sonra rutin bir kontrol yapılmıyor. Ama biz eğer mümkünse ailenin ertesi gün sabah kontrole gelmesini istiyoruz. Neden? Ciddi bir ödem var mı? Şişlik var mı? Beslenme bozukluğu problemi var mı? Çok karşılaşmasak da
ya da bir kanama olmuş mu diye değerlendirelim istiyoruz. O nedenle ertesi gün kontrole çağırıyoruz. Aile mesafe olarak uzaktan geldiyse de bu değerlendirme için net çekilmiş bir fotoğrafla değerlendirelim diye bir fotoğraf istiyoruz. Ancak şunu belirtmek istiyorum burada, bir parantez açmam lazım. İşlem yapıldıktan bir hafta, bir ay, 6 ay sonra da bize aileler bazen fotoğraf çekip bu normal mi diye gönderebiliyorlar. Biz sadece o fotoğrafa bakarak çocuğun yaşını, işlemden önceki pipisinin durumunu, problemlerini ya da fotoğrafın kalitesizliğinden dolayı bir değerlendirme ya da muayene yapmamız mümkün olmamakta. O nedenle bu durumlarda aileye şunu diyoruz. İşlemden bir ay sonra olsa da, 6 ay sonra da olsa bizi arayarak bir sünnet işlemi yaptırmıştık. Bir problem olduğunu düşünüyoruz, kontrole gelmek istiyoruz dendiğinde ücretsiz olarak her zaman kontrolünü sağlayabiliyoruz. Hocam son sorumla karşınızdayım. Son sorum sünnet işlemini yaz tatiline bırakan aileler için geliyor. Denize ve havuza ne zaman girilebilir sünnet işleminden sonra? Sünnet işleminden sonra kanama, enfeksiyon gibi komplikasyonlar gelişmedi ise 10-15 gün sonra denize ve havuza girmekte fayda var. Ama yara iyileşmesi aslında daha uzun süren bir süreçtir. Oradaki kapanma yaranın tamamen iyileştiği anlamına gelmez. O nedenle bir süre travmadan uzak tutmakta, biraz daha dikkatli olmakta fayda vardır. Ama sorunuzun cevabı 15 gün sonra denize havuza girilebilir. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim. Sünnet videomuz burada sona Ben eriyor. teşekkür ederim. Görüşmek üzere.